Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 Mobile yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Milan ikonlarından top açılımı yapmaya devam ediyoruz. Bir gün önce biliyorsunuz arkadaşlar bir 30 tane top açmıştık. Yani 3000 microlap'lık bir top açılımı yaptık ama maalesef 0 ikon bulmuştuk. Dediğim gibi videoda da bahsettim. Geçen haftalardaki çok büyük şans, işte Eto'yu 3. topta bulma, Beckham'ı bulma, daha önceki sezonda da gelen ikonlardan da yine çok kısa sürede ikon bulmamın ceremesini çekiyorum demiştim. Maalesef öyle de oldu. 30'da 0 çektik. Bakalım bugün neler yapacağız. Nesta'yı çok istiyorum. Zaten yeni gelen oyuncu. Ronaldinho da bende yok arkadaşlar. Yani Milanlı Ronaldinho yok. Ama tabii ki ilk hedefimiz Nesta arkadaşlar. 2190 MyClub'larımız var. Çok fazla uzatmadan hemen başlayalım bakalım. İnşallah bu sefer ikonlar özellikle de Nesta'yı bulabiliriz. 2190 MyClub parasına ilk topumuza anlaş diyelim. Gelsin bakalım ilk topumuz. İlk topumuzdan normal ekran döndü. Normal ekranları direkt geçelim. Gerard Moreno geldi. Tamam, ekledik takımımıza. Haydi bakalım, inşallah bu sefer bulabiliriz. 30'da 0 çektik bir gün önce arkadaşlar. İlk geldiği gün. Bakalım bu sefer neler yapacağız. Dediğim gibi çok basit bir şekilde Eto'yu bulduk. Bunun ceremesi bize geri dönüşü olacaktı mutlaka. Oldu da gördüğünüz gibi arkadaşlar. İkon dahi bulamamıştık. Haydi bakalım, inşallah bu sefer bulabiliriz. Bakalım Konami bizim yüzümüzü güldürecek mi bu sefer. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Üçüncü topumuzu açıyoruz. Şöyle bir iptal, iki iptal, üç iptal yaptık. Geri çıktık. Şuradan açalım bakalım. Üçüncü topumuz gelsin bakalım. Üçüncü topumuzdan da normal ekran. Kante geldi. Siyah topların gelmesi güzel. Siyah top geldiği zaman arkadaşlar. Bu arada yüzde kaçmış ya. Yüzdeye bir bakmak istiyorum. Siyah top gelme ihtimali yani %30 diyor arkadaşlar. Yani %30 içerisinden ikon bulamadık ya. Var mı böyle bir şey? Demek ki oluyormuş yani. Gördük. 30'da 0 çekerek görmüş olduk. Böyle bir şey demek ki olabiliyormuş yani. İhtimaller içinde var yani. O ihtimaller de bize denk geldi arkadaşlar. Şöyle Nesta'nın özelliklerine bir baktık. Çıktık. Ronaldinho'ya baktık çıktık. Ricard'a baktık çıktık. Anlaş dedik. Kaçıncı topumuz? 5. topumuz geldi. 5. topumuzda da yine normal ekran. 10 ana peş peşe 10 ana geldi. Son topumuz 50. topumuz geliyor bu arada arkadaşlar. 50. topumuz gelsin bakalım. Anlaş dedik. 50. topumuzda da maalesef bulamadık. Luis Alberto geldi. Ekledik takımımıza. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. 50 topta 0 çektik. Dediğim gibi rekorum 60 topta 0 çekmek. Bakalım rekorumuzu inşallah kırmadan ikon veya ikonlar bulmaya başlarız. Artık zamanı geldi diye düşünüyorum ya. Konami. Batırdın bizi Konami, batırdın. Rebic geldi. Devam ediyoruz. 51 yani 2200 daha 7000. 7200 olmuş olacak eğer burayı komple bitirirsek. Ah Konami, ah Konami. Şöyle bütün oyunculara baktık, çıktık. Yani Nesta'nın bütün özelliklerine baktık. Anlaş dedik. Haydi bir kırmızı ekran görelim artık ya. Vallahi bu nedir ya? Bu nedir ya? Vay arkadaş ya. Anlaş dedik tekrardan. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş. Şu anda 60. topu açıyorum arkadaşlar. Bundan sonraki açarsam eğer yine gelmezse ikon rekor kırmış olacağız. Vallahi çok ilginç ya. Çok tuhaf gerçekten. Bu kadar top açıp da diyorum ya hayatımda bir kere denk gelmişti. O kadar top açıp. Anlaş dedik tekrardan. Bunda da eğer gelmezse rekor, yani rekoru şu anda egale etmiş olduk. Yani rekora ortak oldu Milan ikonları. Eğer bunda da gelmezse geçmiş olacağız. Şu anda 61. top geliyor. 61. top geliyor. İptal dedik çıktık. Buradan gelsin bakalım. Bastık. Geldik. Rekoru egale ettik. Şu anda rekor kırdık arkadaşlar. Kanalın rekorunu kırdık. 61 topta 0 ikon. Ne diyeyim? Konami hiçbir şey diyemiyorum sana. Hala da normal ekranlar gelmeye devam ediyor. Ne Milan ikonlarıymış be. Belki de var ya PES tarihinde rekor bile kırmış olabiliriz arkadaşlar şu anda.
kaç top? 2000, 5000 öyle harcamıştık. 7000 ne? 58 yok, 68 mi? Vallahi kafam bile karıştı ya. Nasıl bir hesap yapacağım bile. Şu anda şaşırdım derken kim gelecek? O da var. Bizde olan Ricard gelir şimdi. İzle. Bak. Ben malımı biliyorum ya. Ben malımı biliyorum. Bizde olan Ricard geldi. Hem de iki farklı versiyonu var bizde. İki farklı versiyonu olan Ricard geldi ya. Kaçıncı topta? 58 mi bu? 68 mi? 69. top. Anlaş dedik tekrar. Peş peşe de gelmez herhalde. Yani. Diyecek söz bulamıyorum gerçekten. Üç iptal yaptık. Biraz tabii modumuz düştü arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani bu kadar Michael'a parası harcayıp da sadece bizde olan Ricard'ın gelmesi. Şunu da açalım bir. Anlaş dedik. Yine normal ekran. Tamam. Ekledik takımımıza. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayatımın en zor top açılımlarından bir tanesini yaşıyorum büyük ihtimalle. Dediğim gibi rekorları alt üst ettik. Yani 7000 küsür Michael Up parası harcadık. Ve sadece bizde olan iki farklı versiyonu olan Ricard geldi. Hem de kaçıncı topta geldi bilmiyorum ama 7070 yani 60 topu geçmiştik çok rahatlıkla. Bakalım devam edeceğiz. Nesta için, Nesta'yı bulabilmek için, Nesta'yı izletebilmek adına bakalım devam edeceğiz. İnşallah bu sefer bulabiliriz. James geldi. Tamam. Slot yerimiz dolu mu bu arada? Ona da hiç bakmadım ama. Şöyle bir iptal, iki iptal, üç iptal. Şöyle içeriye girdik. Kaç slotumuz kaldı onu da bilmiyorum ama. Anlaş dedik. Yine normal ekran. Son iki slotumuz kalmış. Bunu da açalım bakalım bir. Daha sonrasında normal ekran. Tamam. Zlatan İbrahimovic geldi. Şöyle bir oyuncu silelim devam edeceğiz. Yine normal ekran. Yine normal ekran. Son 5 topumuz. Haydi Konami artık zamanı geldi ya. Gerçekten tamam. Ben dersimi aldım. Ben dersimi aldım. Bastık. Yine normal ekran. Gümüş toplar bu sefer gümüş top şeyine girdi. Bug'ına girdi. Biraz önce siyah top bug'ına girmişti. Sürekli siyah top geliyordu. Şimdi de gümüş top bug'ına girdi. 105 oyuncuda %30 şansımız var ama yani bu kadar topta harbiden rekorları alt üst ettik herhalde ya büyük ihtimalle. Bu kadar top açıp da ikon yani bu kadar az ikon bulan herhalde yoktur diye düşünüyorum. Daha fazla dedik. Bir iptal, iki iptal, üç iptal dedik. Anlaş dedik. Haydi bakalım. Böyle bir şey yok ya. Tekrar bastık. Yine normal ekran. Yine basalım direkt. Yok. Yine gelmedi. Şu anda ne kadar oldu toplam arkadaşlar? 5000, 7000. Sayamadım. İnanın arkadaşlar sayamadım şu anda. Kafam durdu. Evet arkadaşlar şu ana kadar toplamda 9500 MyClub parası harcadık. Sadece bizde olan Ricard geldi. O da 70 küsürlerde geldi. Bilmiyorum nereye doğru gidiyoruz. Ricard vakası olmaz inşallah diyelim. Hep 2000-2000 çekiyorduk. Şimdi 1000 çektim. Bakalım arkadaşlar devam ediyoruz. İnşallah bu sefer bulabiliriz. Bilmiyorum ya. Artık iyice ümit, artık ikon gelmeyecek hissediyorum ya. Artık tamamen bu hesabın bağları bağlandı gibi hissediyorum sanki ya. Bütün basireti bağlandı sanki arkadaşlar. Şöyle Ricard'a bir baktık. Ronaldinho'ya baktık. Nesta'nın özelliklerine bakmadan anlaş dedik. Yok, kırmızı ekran göremiyoruz ya. Kırmızı ekranı sanki bağladılar yani gelmiyor. Gerçekten bağladılar sanki gelmiyor.
Anlaş dedik tekrardan. Kaçıncı top olduğunu gerçekten bilmiyorum. Herhalde 9500'ün üstüne bunu sayın işte. En son çektiğim arkadaşlar. Bir iptal dedik. Şöyle girdik içeriye. Nesta'nın özelliklerine bir baktık. Çıktık. Bir iptal, iki iptal, üç iptal. Şöyle yapıştır bakalım. Yok. Çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç bir top açılımı oluyor benim için. Anlaş dedik. Normal ekran. Bakalım nereye kadar. Yine normal ekran. Ya siyah top verme ya. Verme siyah top. İkon ver. İkon ver artık. Anlaş dedik tekrardan. Yine normal ekran. Bastık tekrardan. Yine normal ekran. Son 3 topumuz. Son 3 topumuz. Anlaş dedik. Yine normal ekran. Anlaş diyoruz, normal diyoruz. Anlaş, normal. Anlaş, normal. Anlaş, normal. Bütün oyuncuları görelim şöyle. Bastık. Vallahi bilmiyorum ki kim gelir. Nesta mı geliyor? Bilmem ne mi geliyor? Kim geliyor çok merak ediyorum. Geldim. Sonunda Nesta'yı buluyoruz. Peki değdi mi? Bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Siz karar verin arkadaşlar. Toplamda 9500'ün üzerine 1100 çektik. Yani hepsini harcadık. 1000 harcadık. 9000 yani 10.500. 10.500 MyClub parasına bir recard bizde olan ve 10.000 yani 105. topta da Nesta geliyor. 105. topta Nesta geliyor. Nesta'yı buluyoruz. Ama seyircilerimiz için, sizler için bu oyuncuyu bulup sizlere izletmek tabii ki bizim boynumuzun borcu arkadaşlar. Bunun için devam ettim zaten. Sırf sizin için arkadaşlar bu oyuncuları bulup bulamayan arkadaşlarımıza izletebilmek adına yaptığımız iş bu zaten. Bizim amacımız da zaten en büyük amaçlarımızdan bir tanesi bu arkadaşlar. Sizler için değdiğini düşünüyorum. Hemen bir maxlayalım arkadaşlar. Bir özelliklerine bakalım. Ondan sonra videomuzu noktalandıralım. Toplamda herhalde zaten yarım saati geçti şu anda. Şöyle geriye gelelim. Çok yordu ya. 10.500 MyClub parası arkadaşlar. Battırdı bizi. Battırdı. Konami battırdı bu sefer bizi. Ama sonunda bulamamak da vardı. Biliyorsunuz Cruyff vakasını yeni gelen arkadaşlarımız belki yeni abonelerimiz bilmez. Cruyff'a arkadaşlar yaklaşık 20.000 MyClub parası harcayıp bulamamıştım. 20.000 MyClub parası harcayıp bulamamıştım. Öyle bir durum söz konusu olmuştu. Maalesef. Bilen arkadaşlar hatırlayanlar vardır ama Nesta en azından 10.000 oldu ama şimdiki tabii MyClub parası fiyatlarıyla o zamanki MyClub fiyatları arasında fark var. Bayağı bir fark var. Ama dediğim gibi arkadaşlar sizler için hiç önemli değil. Tabii ki bu oyuncuları bulup sizlere izletmek dediğim gibi bizim vazifemiz. Neyse şöyle şey yapalım. İlk önce arkadaşlar şuradan bir özelliklerine bir bakalım. Daha sonra Milan'ı seçip bir bakalım özelliklerine. Özelliklerini zaten biliyorsunuz. 1.87 boyunda. Top kontrolü kötüymüş ya. Top kontrolü çok iyi değil. O biraz kötü. Hız hızlanması çok iyi. Sıçrama güzel. Fiziksel temas harika. Defansif anları top kazanması zaten 99. Fiziksel durumunun 8 olması da çok iyi arkadaşlar. Yani fiziksel durumunun 8 olması biliyorsunuz maça moralinin çok iyi çıkması anlamına geliyor. Yani bu ok işareti kolay kolay aşağıya bakmaz yani arkadaşlar. Ondan bahsediyorum. Şöyle gelelim bir. Milan'ı seçtik. Milan'ı seçmiş halimi. Şimdi Maldini ile ikisi yan yana oynayabilir. Maldini çok fazla görev vermesem de ikisini yan yana tabii ki oynatırız arkadaşlar. Şöyle imzalama tarihi diyelim. Baksanıza abici dünyanın topunu açtık ya. Şöyle nereye koyalım? Şu Ronaldo'nun yerine bir kalsın. 90 normal hali 97. Milan'ı seçtiğimizde 98 oluyor arkadaşlar.
Dediğim gibi top kontrolü kötü, o biraz kötü. Kafa 98, hız 90, hızlanma 87. Gayet güzel. Çok iyi. Yani bir defans oyuncusu için çok iyi. Sıçrama, dayanıklılık, defansif farkındalık, top kazanması 99. Fiziksel temas 96, agresiflik 95 oluyormuş arkadaşlar. Oyun tarzı zaten yok edici. Özellikleri çok iyi arkadaşlar. Gerçekten. Videomuzu burada noktalandıralım. Güzel bir like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Sizler için yapıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar izlemeniz için, bu oyuncuları en azından hepinize gösterebilmek için, performansını izletebilmek adına yaptığımız işlemlerden bir tanesi. Tabii ki desteklerinizi de esirgemezseniz sevinirim. Sonuç itibariyle Nesta'yı bulmuş olduk. Tabii ki performansını değerlendireceğimiz maçta en kısa zamanda inşallah kanalda olacak. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.